Arkadaşlar, sonbaharın güzelliği, yapraklar sarardı. Çok güzel bir görüntü meydana var. Göksu Nehri, şöyle dağlarımız. Bu dağlarda dağ keçileri yaşıyor arkadaşlar. Tam da onlar için uygun bir yer. Buradan geliyorlar. Şu Göksu Nehri'nden sulanıyorlar. Şöyle. Ortalığa bir sis çöktü. Duman duman. Bu dağlarda dağ keçisi yetişmez mi ya? Baksana. Onlar için ideal bir yer. Şöyle mükemmel. Dağ keçilerini çok seviyoruz ama bizi de rahatsız eden bir durum var. Bahçelerimize dalıyorlar, zeytinlerimizi yiyorlar. Ama biz de onun önlemini alıyoruz arkadaşlar. Yani elbette onlar da yaşayacaklar. Onlar için de bir ortam şart gerekli. Onlar için de uygun bir ortam buralarda var. Bu da dağ keçileridir. Sembolize buraya bir heykelini yaptılar. Bu da erkek deke. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun boynuzları öyle büyüyor ki neredeyse 1 metre oluyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrar yine köye geldik. Daha önce buraya ekmiş olduğumuz sarımsak, soğan, diğer yeşillikler, roka, tere, roka, maydanozlarımız yeşermeye başlamışlar. Topraklardan çıkmışlar. Şu an onun mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi hep birlikte beraber birlikte bakalım. Buraya geldik. Buradaki yağmur suyunu, damdaki sularımızı güneş enerjisi tanklarından arkadaşlardan temin etmiştim. Onların içerisine yağmur suyunu alıyorum. Böyle yağmur yağdığı zamanlarda geliyorum. Hortumlarını bırakıyorum içerisine. Gün geçtik sıra doluyorlar. Bir kış bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Yani şu an bulunmuş olduğum yer zeytin bahçesi. Zeytin bahçesini ağaçlarımız bu sene verimli iyiydi. Her sene oluyor Allah'a şükür. Az çok. Yani yiyeceğimiz yeşillik, kırma zeytinlerimiz ve yağlarımız fazlasıyla çıkıyor elhamdülillah. Arkadaşlar şu an görmüş olduğumuz sarımsakların büyüdükleri bu kadar. Yeşil yeşil çıkmaya başladılar. Bu şekilde. Şöyle burada da soğanlarımız artık toprak seviyesinden yukarıya çıktılar. Bu şekilde. Bunlar da taze soğan. Arkadaşlar. Yani gün geçtik sıra bir kat daha büyüyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Şu an burada şeker pancarlarımız da artık tutmuşlar, yeşermeye başlamışlar. Şu şekilde çıkacaklar arkadaşlar. Şöyle burada da zambaklarımız var. Bunlar da çok güzel arkadaşlar büyüyor. Yani bu şekilde kalmayacak bunların boyları. Boyları 1 metre, 1,5 metre. O şekilde oluyorlar da çok da güzel açıyorlar. Kırmızı kırmızı. Daha önce görerek aldım. Şöyle burada bizim roka maydanoz bölümü. Şu üst kısımda nanemiz var. Bunlar da yeşermeye başladı arkadaşlar. Çıktılar. Artık olacaklar. Yani böyle etrafını telle kapattım. Yani köpek giriyor.
İster istemez böyle yabani hayvanlar girmesin, yemesinler diye. Bu şekilde etrafını telledim arkadaşlar. Böyle muhafaza etmek daha kolay. Yani şu şekilde yağmur sularını biriktiriyorum şöyle kazanlara. Bu şekilde geçen hafta, yani bu pazartesi geldiğimde koymuştum arkadaşlar. Şu şekilde içerisinde gözüküyor. Ama yine de dolması biraz daha lazım. Çinkonun suyunu şuradaki almış olduğum eski güneş enerjisi tanklarına alıyorum. Bu tankın içerisine arkadaşlar şu an açmaya çalışıyorum ama açılmıyor. Yani yukarıdan baktığımda bunun içerisine fare nasıl girdi bilmiyorum. İçerisine düşmüş. Artık bu tank benim için iptal oldu. İçerisine içme suyunu asla kullanmayacağız. Bunun içerisini boşaltıp tekrardan yıkayacağız. Tekrar su alacağız. Buradaki bahçemizde yazın gerektiğinde kullanacağız arkadaşlar. Yani şöyle buraya çok kışın gelmiyorum ama geldiğim zamanlarda ihtiyacım kadar yazın geldiğimde bu şekilde odunlarımı hazırlamıştım. Yakması kolay oluyor. Evimizin etrafı da bu şekilde arkadaşlar. Yani bugün buraya gelip yani burada bir temiz oksijen hava almak istedim. Hem buraya çekim yapmak istedim. Yani birlikte beraber bakacağız arkadaşlar. Bu zeytinlik şu an 13 yaşında. Gemlik. Gemlik her yıl veriyor arkadaşlar. Bakımını da iyi yaparsan her yıl veriyor. Şöyle burada da çiçekliklerimiz var, çiçekler var. Çiçekleri çok seviyoruz. Şöyle burada da gülümüz açmış ve kapanmış tekrar. Şurada da ıspanaklarımız var. Şöyle gözüktüğü gibi çıkmaya başlamışlar arkadaşlar. Arkadaşlar yağmur yağdığı zaman şöyle mis gibi toprak kokuyor. En çok sevdiğim kokulardan bir tanesi. Yağmur yağdıktan sonra toprağın kokması. Şu an ağaçlar yıkanmış, tertemiz. Mis gibiler. Arkadaşlar bu da menengici ağacı. Ama zannediyorsam yeşermemiş. Bunların yeşil olması lazım yenilebilmesi için. Kıpkırmızı kalmış. Yaprak. Bir tane desen yaprak var, birkaç tane de. Bizim burada böyle bir tabir var. Bir tane desen kalmamış. Çünkü azalmış. Burada su olmadığı için susuz tarım. Biz ona susuz tarım diyoruz. Yani burayı ne kadar çok sürebilirsem tak takla, yani pat patla ağaçlarım susamıyor arkadaşlar. Bu yıl onun şahitliğini gördüm. Yani onu birebir yaşadım. Şahit demeyeyim de. Bunu birebir yaşadım. Şu an içlerinde yaşça küçük olan ağaç şunu üzerinde kalan meyveler bunu topladığında bu bahçeyi toplarken bu meyveler o kadar küçüktü ki toplamaya kıyamadık. Dedik bu büyür. O zaman toplarız. Şu şekilde arkadaşlar. Aslında bu küçük meyvelerin, ağaçların meyvesini diyorlar ki yani toplamayın, döküverin diyorlar. Toplamayın değil de yani çabuk susamasın, ağacın suyunu şey yapmasın, yani kendini yormasın diye.
Aslında bunu önce görmüş olsaydım ben üzerinden bunu dökerdim. Unutulmuş, gözden kaçmış diyelim. Öyle olunca baktık kışta yağmurda suyunu alınca bu şekilde büyümüşler. Şöyle kuş bakışı biraz da yüksekten seyredelim arkadaşlar. Şu an burası bütün bahçelerde zeytin var arkadaşlar. Niye? Çünkü burada zeytin çok da güzel yetişiyor. Şöyle bu çinkodan gelen suları şu şekilde arkadaşlar. Oluk yardımıyla bu yerdeki kazanlara dolduruyoruz. Şöyle etrafım ormanlık arka kısım. Arkadaşlar daha önceki dikmiş olduğum naneler artık büyüdüler. Biz bunu hatta iki defa da kesimini gerçekleştirdik. Şu an yine büyüdüler. Yani az daha kesime geldiler oldular inşallah. Şu an içerisine farenin düşmüş olduğu suyu boşaltıyoruz arkadaşlar. Varili yıkayacağız. Videomuzu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Beni beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler.